Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk önce şöyle 21 numara tığımın numarasını göstererek başlayalım. 434 numara altın başak, 600 numara pembe, pardon 5 numara pembe, 600 numara sarı renk. Bu üç renkten çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım sizlere. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim modelimi. Bakın. Şöyle akide şekeri hazırladım sizler için. Yaprakların ucuna ve orta kısımdaki yuvanın içine bu şekilde 3 tane akide şekeri ve çiçeklerimi de ara suyumu da çiçeklerimle uyumlu olsun diye minik minik şöyle akide şekeri olarak hazırladım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle bakın, çok da tatlı oldu. Minik minik akide şekerlerini yaparak böyle bir model hazırladım sizlere. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığına başlayalım bakalım. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yaparak başlıyoruz. 696 nolu Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalında mevcut arkadaşlar. O videomu izleyip bütün püf noktalarıyla öğrenebilirsiniz. Şimdi bir tane arkadaşlar, bakın minik bir akide şekerinden ara suyu yaptım. Ben iki tane böyle bıraktım buraya. Siz ne kadar koymak isterseniz o şekilde arkadaşlar bırakabilirsiniz. 3 olur, 5 olur. Ne kadar mesafe seviyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. Evet. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın. Bir zinciri çekiyorum. Şöyle minicik, çok küçücük bir şöyle örümcek yapıyorum. Ve 2 defa tığımın başını dolayıp 3. tığ battının içine 3 seferde aldığım 2, 2 ve 2 olarak bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa tığım başını doladım. Yapmış olduğum bu trabzanın arasından girip bir ilmek çıkarıyorum. 2, 2 ve 2. Şöyle 3 seferde aldığım bir trabzan oluşturdum. 4 zincir çekiyorum. Trabzanın arasına girip bir tane kirpik oluşturdum. Şimdi 2 zincir. Bu 2 zincir benim çekeceğim ilmek boyunu belirliyor. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Bakın, ilmek çıkardım. 2 zincir boyutuna çektim. Bu şekilde 7 tane ilmek çıkaracağım. Bakın. Bu 1, 2 oldu. Şöyle 3. Her seferinde tığımı başı dolayıp trabzan arasına girip ilmeğimi çıkarıyorum. 4 oldu. Şöyle 5. Şöyle 6. Ve 7. Evet. 7 tane ilmeği topladım. Son olarak da muhakkak trabzanın arasına girip bir tane de oradan ilmeğimi alıyorum. Şöyle örtümüzü düzeltelim arkadaşlar. 7'sini birden bu şekilde buraya bakın çektim. Minicik bir böyle fıstık oluşturduk akide şekeri için. Bu kadar arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. Şu başta yaptığımız kulakçığın aynısını bu en dip köşesine bakın bu kısma kapatıyorum en dip yerine. Bir tane daha oluşturdum karşıya. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımın arasına girip kapattım. Bu yapmış olduğumuz trabzanın içine de 4 tane sık iğne yapıyorum bakın. Şekerimizi yaptık. 4 sık iğne de trabzana yapıyorum. Şöyle 3, şöyle 4. 5.'yi de bu yuvanın içine giriyorum, sabitliyorum. Evet. Bakın, minik bir akide şekerimiz oldu. Şöyle dalını da yaptık. 2 tane bu şekilde ara suyunu takım olarak yaptık. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum. Dibine her örümcekten önce muhakkak zincirimizi çekiyoruz. Biraz şöyle büyük bir olacak şekilde
Demin yaptığımızın iki katını düşünün arkadaşlar. O şekilde. Şöyle bir defa tığımı doladım. Bakın üçüncü tığ battıydı sanırsam. Şöyle 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Üçüncü tığ battıya 1, 2, 3. Girdik. 2, 2. Bir defa tığımı doladım. 2, 2. Bakın buraya yuva hazırlıyoruz. Yapraklarımız için. 3 defa bir tanesine doldurup yanındakine de 2 tane doldurup toplamda 5 trabzan. Evet, şöyle 2 ve 2. 2 tığ battının içine bu şekilde 5 tane trabzanı yaptım ve şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. Çevirdim. İlk trabzanın şöyle tepe noktasından girerek yuvamı oluşturdum. Ve bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu şekilde ilmeği çıkardım. 3 tane ilmek tığımda. Üçünü birden kapattım. Bir defa tığımı doladım. Şimdi 2 ve 2. 2 seferde aldım. Yine bir defa doladım tığı. Şimdi 1, 2 ve 2. 3 seferde. 2 defa tığı doladım. Şöyle. Şimdi de 3 seferde fakat dibinde 2, 2 ve 2. Yaprağımız yavaş yavaş oluştu. Toplamda 5 tane trabzanımız oldu. Şu bir zincirle yaptığımız sık iğne ile beraber. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girip ilmek alıyorum. Şöyle. 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde. En son yaptığımız trabzanı 4 seferde aldık. Üzerine 4 zincirden bir tane tomurcuğu sabitledim. Bakın ara kısımda. Geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. sık iğnemi yuvada kapatıyorum. Yaprağımızı oluşturduk. Yavaş yavaş da gösterdim. Minik ve güzel bir yaprak oldu. Şimdi 3 tane örümcek yapacağız. Üçünün de boyutu aynı olacak. Bakın minik minik örümcekleri yapıyoruz. Bu birinci. Şimdi şöyle aynı boyutta ipimi uzatıp bu ikinci. Ortadakine fıstıklarımızı yapacağız. Akide şekerlerimizi yapacağız. Şöyle bakın bu da üçüncü. Üç tane örümcek. Üçünün de boyu aynı. Şu biraz sanki küçük oldu arkadaşlar. Birazcık boyunu. Bakın ipini uzattığımızda şöyle uzayacaktır boyu. Üçünün de üç örümceğe bakın. Üçünün de boyunu aynı yapıp şöyle yeşil yuvanın içine sabitleyip kapatıyorum. Bu şekilde oluyor bakın arkadaşlar. Şimdi üzerini fıstığını yapınca daha sabitli duracak örümceklerimiz. Aynı şekilde bir zinciri çektik. Bir defa tığı doladım. Yaprak yapımına başlıyorum. Üçünü birden buraya kapattım. Bir tane trabzan oluşturduk. Bir defa tığımı doladım. İki seferde alacağım. 2 ve 2. Şimdi bir defa tığımı doladım. 3 seferde alacağım. 1, 2, 2. Bu tek dolama işini 3 sefer yapıyorum. Son 2'yi de 2 sefer. 2, 2 ve 2. 2 defa doladım. Bakın şu sık iğne ile beraber 3'ünü bir aldım sık iğne beraber 5 tane trabzanımız oldu. Sonuncusunu da 4 seferde alıyorum. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde minik ve şöyle trabzan dolgulu bir yaprağımız olmuş oluyor. Büyütmeden, uzatmadan minik bir yaprak. Evet, 4 zinciri sonuncunun içine kapatıp şöyle geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonuncu sık iğnemizi de yaptık. Bakın ana yuvaya bu 7 zincirli yuvaya da son sık iğnemi yapıp buraya da 6. sık iğnemi yaptım. Bakın. Evet. Şimdi burada 2. yaprağımızı da tamamladık bu şekilde ve
Biraz hafif şöyle büyük bir şu geçiş kısmındaki şu yaprağı şey örümceğin aynısını yapıp bunu 1 2 3 bakın 1 2 3 üçüncü tığ battıya kapattım. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle ortasında iki yaprağı ve örümceği şimdi düzelteceğiz arkadaşlar. Daha burası 3 tane akide şekeri yerleşince daha güzel duracak. Şimdi bu başta göstermiş olduğum arkadaşlar akide şekerinin aynısını minik örümcekle trabzan yapıp üzerine bu akide şekerini yapıp devam edecek. Aynı işlem. Böyle iki tane yapalım. Şimdi ben bu akide şekerlerin yapılışına geçeyim. Evet, yine iki tane daha yaptım. Şöyle gözünüze güzel hitap etsin diye. Gösterdiğim aynı şekilde arkadaşlar. Bakın bunu nasıl yaptıysam onları da aynı şekilde yaptım. Şimdi çiçeğimiz için şöyle bakın bu dört zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Ve üç tane zincir çekiyorum. İki defa tığımı doladım. Bu üç zincirimi. Bakın bu kenarda yaptığımız 4 zincirin içine girerek şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan oluşturdum. 4 zincir. 4 zincirimi yine bu trabzanın arasına kapattım. Hem de akide şekerimiz için yuva olacak. 2 zincirimi çektim. 2 zincir benim ilmek boyutum olacak. Bir defa tığı dolayıp şöyle trabzanın arasına girdim, ilmek çıkardım. Bir defa doladım. Trabzanın arasına giriyorum. İlmek çıkarıyorum. 2. Şöyle 3. Bakın bu şekilde. 4. 5. Şöyle 6. Ve 7. Toplamda 7 tane ilmeği topladım. Bakın bu şekilde. Sonuncuyu şu yeşil yuvadan almayınca sıyrılıyor. Daha güzel duruyor. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de oradan aldım. Toplamda 8 tane ilmeğim oldu ve 8'ini şöyle içinden ilmeğimi çıkardım. Hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir. Yine sağda yaptığımız bu mini pipiri sol tarafa sonuncu kapatmış olduğum noktadan bu şekilde kapatıp minik bir kirpik. 3 tane zincir. Evet, yaprağımızın bu tomurcuğuna bu şekilde bir tane böyle akide şekeri yaparak böyle şekil modelimizi verdik. Şimdi dibinde bir zincir çekiyorum. Minik bir örümcekle şöyle dalımın içine geçeceğim. Bakın çok küçük şöyle minik bir örümceğimi yaptım. Ve bakın eğer örümceğiniz arkadaşlar toplanıyorsa yan duruyorsa şöyle bakın şu tek kanadından çekerseniz bombelileşir. Aklınızda bulunsun bu püf noktası. Şimdi bu ortadaki dalımızın iki katından girdim. Tek katı aşağıda. Buraya sık iğne ile geçiş yaptım. Üç tane de aynı bir tane buraya yapacağız ya. Üç tane de bu dalımızın içine yapacağız. Üç zincirimi çekiyorum. İki defa tığımı doladım. Şöyle iki, iki akide şekerim için güzel bir yuva hazırlıyorum buraya. Trabzanı yuva olarak kullanacağız. Şöyle bismillah. 4 zinciri trabzanın arasına girip kapattım. Şöyle 2 tane de zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Toplamda 7 tane ilmeği yine topladım. Şöyle bir tane de bu örümcekli yuvadan alıp 8 taneyi çıkarıyorum. Hepsini birden içinden ilmeğimi geçirip burada sabitliyorum kenarını. Evet, 4 zincir. Hemen buraya kulağını böyle pandacık kulağı gibi kirpiğini tomurcuğunu yapıyorum. Yine 3 zincir çekerek aşağı iniyorum. Bakın 3 zincirimi çektim. Bu örümcekten yaptığım yuvanın içine
Sabitledim. Aynısından buraya 3 tane yapacağız. Bakın arkadaşlar. Bu ilki. İkincisi için 3 zincir ve 2 defa tığı doladım. Bu örümcek yuvasının içine giriyorum. 1, 2 ve 2. 4 zincir. 4 zinciri kapattım buraya. Bir tane kulak oluşturdum. 2 zincirle de ilmek boyutumu belirliyorum. Bir defa tığımı doladım. Trabzanı yuva ediniyorum. 2 zincir boyutuna ilmeğimi çekiyorum. 7 tane içinden şöyle trabzanın ilmek topluyorum. Her seferinde tığımızın başını doluyoruz. Şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6 ve 7. 8 zinciri yine yeşil yuvada. Hepsini birden buraya kapatıp sık iğne ile kapatıyorum. 4 zincir. Buraya en son kapattığım sık iğnenin içine sabitleyelim arkadaşlar. 2 kat girersek daha sağlam oluyor. Tek kattan 3 zincir. 3 zincirimi örümcek yuvasının yeşil yuvanın içinde kapatıp yine üçüncüsü için 3 zincir çekiyorum. Bakın. İkincisini de tamamladım. Şöyle 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, bakın 2, 2 ve 2. 3 zincir boyutunda trabzanımı çekiyorum. 4 zincirden tomurcuk yapacağım. Hemen buraya trabzanımın arasına şöyle kapattım ve 2 zincir. 1 defa doladım. Trabzanı akide şekerimiz için yuva ediniyoruz. Şöyle ilmek yuvası 1, 2, şöyle 3, şöyle tekrar yapalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeği yine topladım. 8. yine bu örümcek yuvasında alıp şöyle bakın hepsini bir başa kadar çekip kapatıyorum. Evet, 4 zincir. 4 zinciri bakın kapattığım sık iğne noktasına, dip kısmına kapatıp sabitliyorum ve 3 zincir. Örümcek yuvasına kapattım bakın. Şöyle göstereyim. 3 tane de buraya yaptık. Şöyle arkadaşlar bakın örümcekle şimdi kanada geçip bir tane de oraya yapacağım aynısını. Evet, minik bir örümcek yapalım hemen. Şöyle bakın zincirini çekmiştik dibine. İpimi azıcık uzatıp şöyle küçücük bir örümcek yapıyorum. Buradan hemen 4 zincirli yuvanın içine şöyle açık değilse bakın tığınızın arkasıyla arkadaşlar şöyle oynattığınızda zincirler açılacak. Rahat bir şekilde ipinizi, örümceğinizi sabitleyebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Şöyle göstereyim hepsini. 2 defa tığımı doladım ve 4 zincirli yuvaya girip 2, 2, 2 alarak buraya yine akide şekerim için yuva hazırladım. 4 zincir. Buraya tomurcuk olarak kapat. Tutayım daha net görün. 2 zincir. Bu bizim ilmek boyutumuzu belirliyor. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girip ilmek toplayacağız. Bu 1. Şöyle 2. Her seferinde tığımızın başını doluyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve sonuncusu da yine bu yeşil yuvadan girip ilmeğimi çıkarıyorum ki şöyle yukarı doğru çekerken sıyrılma olmasın. Güzel bir akide şekeri ilmekleri olsun. Ve 4 zincir. 2, 3 ve 4. Buraya sık iğne ile kapattığımız dip kısma böyle. Şimdi buraya 3 zincirle aşağı inelim. 4 zincirli bu yuvanın içine kapatıyorum. Şöyle dibine de bir zinciri çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Akide şekerimiz hazır. Ve ilmeğimi koparıyorum. Dip kısmından. Şöyle çok güzel. Böyle sarı şeker
Oldu. Hemen ipleri temizleyip düzenleyip geleyim. Evet, sarı rengimiz de bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Sarı sarı akideler. Şöyle ara suyunu da iki tane yapayım dedim. Örnek amaçlı biliyorsunuz. Benimki yakın oluyor ama hani ben bunları sonra sökeceğim için şöyle bakın. İki tane sadece size örnek amaçlı göstermek için koydum. Siz bunu 3 veya 5 koyarak daha farklı değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Şöyle bir de bakın, sallantılı haline de bakıtayım. Çok hoş ve zarif oldu gerçekten. Çok güzel oldu. Şöyle çeyizlere layık oldu düşünüyorum. Tabii bizim neyimiz eksik arkadaşlar bu devirde. Biz de takınıp örtülelim. Çeyizleri de beklemesin sandıklarda kullanalım. Böyle hoş ve zarif modelleri bakın. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şöyle tutayım. Bir de inşallah işinize yarar, anlaşılır bir çekimde olmuştur. Şöyle güzel bir anlatımda olmuştur. Net bir çekim olmuştur. Böyle videolarımın devamı için bana beğeni ve yorumlarda destek olursanız kanalımın devamı için çok mutlu olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.